Çok kıymetli Diyaspora Başkan Yardımcımız, Kosova Cumhuriyeti'nden gelen saygıdeğer misafirlerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin çok saygıdeğer Başkan Vekili, kıymetli Milletvekilimiz, AK Parti ilçemizin çok kıymetli ilçe başkanı, Küçükçekmece'mizin AK Parti ilçe başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli yöneticileri, siyasi partilerimizin değerli yöneticileri, kıymetli meclis üyelerimiz, ilçemizdeki Rumeli ve Balkan coğrafyasının çok değerli dernekleri, dernek başkanları, kıymetli yöneticileri, kıymetli Küçükçekmeceliler, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum, hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Öncelikle hepimizin bir borcu var, o borcumuzu ödememiz gerekiyor. Bu coğrafyalar çok acılar çekti. Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Türkiye çok şehitler verdi. Bugün bizim burada bu güzel programı yaparken o şehitlerimize minnet borcumuz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yine başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kendi uluslarının barışı için, özgürlüğü için, bağımsızlığı için mücadele eden gazilerimize, mücahitlerimize minnet ve şükranlarımı ifade ediyorum. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum efendim. Bugün Kosova Cumhuriyeti'nin 11. Kurtuluş Yıl dönümünü kutluyoruz. Yani Kosova'nın bayramını beraberce yapıyoruz. Niçin burada yapıyoruz? Çünkü Kosova ağlarken biz de ağlıyorduk. Şimdi Kosova gülüyor, Kosova bayram yapıyor, Türkiye de onunla birlikte bayram yapıyor. Çünkü efendim, Balkan coğrafyası, Rumeli coğrafyası ağladığı zaman Türkiye rahat duramaz. O coğrafyaların başı ağrıdığında Türkiye'nin gözüne uyku girmez. Allah bütün dünyadaki mazlumları, Müslümanları ve acı çeken insanları bir daha bu acılarla buluşturmasın, bize böyle acılar yaşatmasın inşallah. Kosova Cumhuriyeti'nden gelen misafirlerimiz şunu çok iyi bilsinler ki artık o coğrafyalarda bu acılara fırsat vermeyecek, bu acıları bir daha oradaki insanların yaşamasına müsaade etmeyecek koca yürekli bir Türkiye var. Kocaman bir Türkiye var ve o ülkenin koca yürekli, dünya beşten büyüktür diyen bir dünya lideri var. Recep Tayyip Erdoğan, Balkan coğrafyasının da, Rumeli coğrafyasının da, Türkiye coğrafyasının da ve dünyadaki Müslüman ve mazlum coğrafyalarının da lideri olarak bütün zulümlere, bütün nefretlere dur diyebilecek bir güce sahip. Çünkü arkasında sizin gibi koca yürekli insanlar var. Değerli kardeşlerim, Küçükçekmece'de daha nice yıllar Kosova Cumhuriyetimizin bağımsızlığını kutlayacağız. Rabbim bizi bu bayramlardan, bu sevinçlerden mahrum etmesin inşallah. Bugün tabii buraya bayram yapmaya geldik, eğlenmeye geldik. O yüzden ben sözlerimi çok uzatmayacağım. Bugün özellikle Rumeli ve Balkan coğrafyasından gelip bize misafir olan Kosovalı misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Onları yalnız bırakmayan
Çok değerli Küçükçekmecelilere teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum.